16 Mart Salı sabahında saatlerimiz tam 11'i gösterirken Medya Terapi ile karşınızdayız. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınını izliyor ve dinliyorsunuz. Medya Terapi'de yine gündemi gözden geçireceğiz. Dün neler olup neler bittiğine bir bakacağız. Şöyle bir üzerinden geçip yorumlayacağız. Ve ardından da gazeteler gündemi sayfalarına nasıl yansıtmışlar onlara bakacağız. Manşetlerini, haberlerini birlikte okuyacağız. Fotoğraflarını ve karikatürlerini değerlendireceğiz. Ve ikinci bölümde de hem televizyon ve sosyal medyadan seçtiklerimiz hem de köşe yazarlarından seçtiklerimiz olacak. Köşe yazarları değişik görüşlerdeki yazarlar, kalem erbabı diyelim, gündemi nasıl değerlendirmişler, hangi yorum ve analizleri yapmışlar, onlardan bazı seçmeler okuyacağız. Gelin ilk önce dün neler olmuş ve ne anlama geliyor, onu bir anlamaya çalışalım. Dün hepimizin heyecanla beklediği bir açıklama vardı. Ve tabii ki bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve en önemli açıklama başlığı da koronayla mücadele konusunda nasıl yeni önlemler alınacağı ya da alınmayacağı meselesiydi. Çünkü iki hafta önce yani 2 Mart tarihinde. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı önemli bir basın toplantısıyla kabine toplantısının ardından bir harita yayınlamıştı. Ulusa sesleniş konuşması ile birlikte. O haritada Türkiye'de koronavirüs pandemisinde seyri, Türkiye'nin koronavirüs pandemisinde mücadelenin seyri renkli kodlarla il bazında dile getiriliyordu. İşte bu gördüğünüz harita yani kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklerle dört değişik kategoride illeri kategorize eden ve sınıflandıran bir haritaydı. Bu haritada renk kodları üzerinden de farklı yoğunlukta önlemlerin uygulanacağı duyurulmuştu ve tabii farklı yoğunlukta önlemlerden söz ederken bir miktar açılma da yaşanmıştı. Yani kontrollü normalleşme süreci olarak adlandırılan bir sürece girilmişti. Bu süreç kapsamında sokağa çıkma yasakları biraz gevşetildi. Yani haftanın iki günü cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı bazı illerde bir güne indirildi. Kafelerin, restoranların, kahvehanelerin, yiyecek içecek satan mekanların ve benzeri başka kamuya açık yerlerin açılması ve kontrollü bir şekilde hizmet vermesi başlatıldı. Ve Buna benzer bazı yeni önlemler uygulandı ve o gün duyuruldu ki Sayın Cumhurbaşkanı bizzat duyurdu. 15 günde bir bu harita gözden geçirilecek. 15 günde bir bu açılma ya da kısıtlama durumu gözden geçirilecek ve ona göre yeni harita eşliğinde olasıdır ki renk değiştirecek bir harita eşliğinde de yeni bir uygulamaya geçilecek. Dün herkes merakla yeni haritayı bekledi ama o yeni harita açıklanmadı. Cumhurbaşkanı yine her zaman yaptığı gibi o basın toplantısında koronavirüs pandemisi meselesine ve bu yeni önlemler meselesine gelmeden önce uzun uzun ekonomide, siyasette, dış politikada işte diğer partilerle ilişkilerinde siyasi mesajlar verdi çok uzun bir söyle verdi. Ve sonunda da sadece 1 dakika 7 saniye süresince evet 1 dakika 7 saniye süresince koronavirüsle ilgili önlemleri ya da yeni duruşu duyurdu. Cumhurbaşkanı özetle dedi ki kimi illerimizde görülen vaka artışlarına rağmen hastaneye yatış ve yoğun bakımda sınırlı etkilenme olduğunu görüyoruz dedi. Yani yoğun bakımlarda ve hastaneye yatma oranlarında sınırlı etkilenme olduğunu görüyoruz dedi. Şimdi ne kadar sınırlı olduğunu az sonra dün akşam yani Cumhurbaşkanının bu açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde göreceğiz ne kadar sınırlı artış olduğunu ve aynen mevcut önlemlere devam kararı aldık dedi. Yani haritanın yenisini yayınlamayacağız dedi şu gördüğünüz harita hala geçerliliğini koruyor. Ne anlamda? Veriler tabii ki değişti. Az sonra onları da göstereceğim size ama ne anlamda? işte önlemlerin açılması işte daha fazla kısıtlanması anlamında bir değişiklik olmayacak dedi Cumhurbaşkanı. Ve dedi ki önlemlere uyarak hem kendi sağlığımızı korumak hem de mücadelemize destek vermek durumundayız dedi. Vatandaşlara da böyle bir çağrıda bulundu. Bir dakika yedi saniye sürdü Cumhurbaşkanı'nın koronavirüs önlemleri konusundaki açıklaması. Şimdi dönelim bakalım gerçek hayatta ne oluyor? Gerçek hayatta bizzat Sağlık Bakanlığı'nda açıkladığı verilerle karşı karşıyayız. Bakın hani şeffaflığı konusunda, hassaslığı konusunda gerçek olup olmadığı konusunda bir yığın soru işareti olsa da dün açıklanan tabloya göre 151.113 test yapılmış Türkiye'de. 15.503 vakaya rastlanmış. 63 ölüm var. Yani vaka sayıları 15 binin üzerinde 15 bin 503'te seyrediyor. Ve yoğun bakım oranı, yoğun bakımlardaki doluluk oranı %66'ya kadar yükselmiş. Bir dönem %40'lara, %30'lara inmişti. %66.2 yoğun bakımdaki hastalar ve entübe şekilde e, tedavi gören hastaların yoğun bakımdaki doluluğu yüzde yani bu Ventilatör dedikleri cihazlar suni solunum yaptıran cihazlar %29.3 oranında doluluk var. Şimdi gelin Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde geçtiğimiz haftaya dönük verilere bakalım. Şimdi renk kodları yok. Renk kodlarının olmaması dikkat çekiyor. 6-12 Mart haftasında renk kodları yok ama orada şöyle bir şey dikkat çekiyor. Şimdi... O haritayı ben de buradan önüme açayım ve sizlerle paylaşayım. Bakın illere göre haftalık vaka sayısı 100 binde olmak kaydıyla mesela İstanbul'da 178'e yükselmiş. Ve İstanbul'un rengi değişmiş. Burası kesin. Konya'da 100 binde 203'e yükselmiş. Konyanın da rengi değişmiş. 203.91. Karadeniz illeri hala hani o eski kırmızı çok riskli iller kategorisinde olmayı sürdürüyor. 345 458, 248, 296 bütün o Karadeniz sahil şeridinde. Ama İstanbul'u işte dediğimiz gibi e, 130, e, 178'e yükselmiş e, bu vakaların ciddiyeti. 100 binde e, insan sayısı. Şimdi buna baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Harita bal gibi de değişmiş. Renkler de değişmiş. Bunu nereden biliyoruz? Bunu bu konuda çok hassas çalışmalar yapan bir bilim insanının dün akşam Kahrate akşam haberlerinde bizlere sunduğu bir haritadan da. Bu haritada da renklerin nasıl değişmiş olacağına yönelik öngörü üzerinden bir renklendirme yapılmıştı. Zeki Berk'ten söz ediyoruz. Endüstri mühendisi kendisi. Aynı zamanda yazılım uzmanı ve e, gördüğünüz haritayı dün akşam Karate Akşam haberlerinde izleyicilerimize sunduk. 6 Mart, 12 Mart arası illere göre risk durumu haritası bu. Öngörü çalışması. Bakın kırmızılar ne kadar çoğalmış. Kırmızı iller. İstanbul, bütün Trakya bölgesi İstanbul, Hocaeli bütün Trakya bölgesi yani Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, sonra Balıkesir, ee, bütün bu Marmara bölgesinde Bursa hariç, Bilecik hariç öteki iller. Sonra iniyoruz Akdeniz bölgesinde Konya dahil bütün o iller kırmızıya dönmüş. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da mavi de hakim renk. Yani bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde hakim renk maviydi. O mavi ...azalmış mavi olan iller azalmış... ...uşak mavi olmayı sürdürüyor... ...ama görünen o ki... ...yani vaka sayıları üzerinden... ...dün özellikle de Zeki Berk Hoca'ya sordum... E, ...Karete Akşam haberlerinde... ...bu haritayı oluşturmada... ...esas aldığınız veriler... ...nereden kaynaklanıyor... ...bizzat Sağlık Bakanlığı'nın... ...verileri yani günlük vaka sayıları... Açı, e, ...açısından... ...yayınladığı veriler... ...dolayısıyla Türkiye'nin manzarası değişmiş... Türkiye'nin rengi değişmiş. Türkiye'de o açılımın yanlış olduğunu gösteren bir yeni harita oluşmuş. Türkiye'de kısıtlamaların artırılması gerektiğini gösteren bir manzara oluşmuş ama Türkiye'yi yönetenler bizden bu manzarayı saklamaya çalışıyorlar. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Türkiye'nin manzarası değişmiş. Bakın yaklaşık yarım saat kadar önce değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Saltık da çok ciddi uyarılarda bulundu. Ona da kulak verince bu manzarayı da görünce Türkiye'de insanlardan bir şeylerin gizlenmeye, saklanmaya çalışıldığı manzarası ortada. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bunları söyledi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunları söylemeden evvel Gündüz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kolları 6. olağan kongresinde Lebalep kalabalıklara hitap ettiğini ve o kalabalıklardan da iftihar ettiğini, iftihar duyduğunu, övünç duyduğunu e, ifade etti zaman zaman. Anadolu Ajansı yayınladığı görüntülerde o kalabalıkları gizlemeye çalıştı. Ama hınca hınç dolu bir spor salonunun tribünlerinde, işte gördüğünüz manzarada tribünlerden adeta sarkarcasında o gençlerin büyük coşkulu tezahüratları vardı. Sıfır mesafede bir kongre yaşadı Adalet ve Kalkınma Partisi dün. Şimdi bu sıfır mesafe lafının altını niye özellikle çiziyorum? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de bütün spor müsabakalarında, bütün futbol karşılaşmalarında tribünlere dev pankartlar astırıyor. Kendi fotoğrafı ve kendi ismiyle imzasıyla. Orada TMM harflerini görüyoruz. Temizlik, maske, mesafe. Mesafe diyor. Mesafeyi açık tutun. Yani önlemlere riayet edin. Hem temizliğinize, kişisel hijyeninize dikkat edin, hem maskelerinizi sürekli olarak takın hem de mesafeyi koruyun diyor. Yani aralıklı oturun diyor. Şimdi buradan çıkıp bir restorana, bir kafeye ya da bir kahvehaneye gitmek istesem orada hep masalarda uyarılar var. Buraya oturulmaz, şuraya oturulmaz, çaprazda oturun. Bilmem karşı karşıya durmayın. Arada bilmem şu kadar mesafe bırakın. E o zaman Adalet ve Kalkınma Partili kongre katılımcıları bu mesafe kuralından variste mi? O zaman akıllara bir soru geliyor. O partinin üyelerine özel bir aşımı mı yapılıyor öncelikli olarak? Ben 63 yaşındayım daha bana aşı sırası gelmedi. Ayıptır söylemesi bir kronik sayılabilecek hastalığım da var. Bana daha aşı sırası gelmedi. Her gün gidip sorguluyorum. <laughs> Özür dilerim. Ve benim gibi binlerce on binlerce insana benim yaşıtlarıma gelmedi. Şimdi biz hala aşı olamazken oraya gençlik kolları kongresine giden 18, 19, 20, 25 yaşındaki çocuklar aşım oldu da orada korunmalı bir şekilde sıfır mesafeyle kongre yapıyorlar. Bakın bu sorumsuzluktur. Bu hem oraya gelen insanların sağlığıyla oynamaktır hem de bu manzaraları seyreden insanların zekalarıyla alay etmektir. Akıllarıyla alay etmektir. Türkiye'de bir grup ayrıcalıklı insan var. İktidar partisi mensubu ya da iktidarın yakın çeperindeki insanlar onlar temizliğe, maskeye, mesafeye riayet etmek zorunda değiller. Ve istedikleri yerlerde toplanıp istedikleri toplantıları yapabilecekler, gülecekler, oynayacaklar, halay çekecekler, sloganlar atacaklar, Cumhurbaşkanını teşcih edecekler, onu alkışlayacaklar, ona marşlar, türküler söyleyecekler. Onlara bir şey olmayacak çünkü belki onlara ayrıcalıklı aşı yapılmış olacak. Ama Türkiye'nin geri kalan kısmı hastane koridorlarında inim inim inleyecek. Maçlara gidemeyecekler. Efendim baro, avukatsalar e, baro toplantılarını, genel kurullarını yapamayacaklar. Çünkü yasaklılar. Efendim e, ailesinin cenaze töreninde 30 kişiyle sınırlı olduğu için o cenaze törenlerine gidemeyecekler Sevdiklerine taziyelerini bildiremeyecekler Ama ayrıcalıklı bir takım insanlar binlerce on binlerce kişinin katılımıyla cenaze törenleri yapabilecekler Yahut kongreler yapabilecekler Peki adalet bunun neresinde? Türkiye'yi yöneten partinin isminin birinci kelimesi adalet olduğu için söylüyorum bunu Cenaze dedik de aklıma geldi. Hafta sonunda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun rahmetli anneciğinin cenazesi kaldırıldı. Her zaman söylüyorum burada. Herkes binlerce ya da on binlerce katılımla çok yoğun bir sevgi gösterisini ya da saygı gösterisini hak eder cenazelerde başıma geldiği için biliyorum. Kendi anacığımın, kendi babacığımın, kendi çok yakınlarımın, kendi ablacığımın cenazesinde yoğun bir katılım olmuştu ve gözlerim yaşarmıştı. Ya bu ne kadar büyük bir sevgi demiştim. Herkes bunu gönlünden geçirir. Yani sevdiklerinin cenazesinin yoğun bir katılımda olmasını ister, arzu eder. O sevgiyi görmek ister. Ama bu zamanda değil ve hükümet doğruyu yapmıştır. 30 kişiyle sınırlandırmıştır. Hükümet derken İçişleri Bakanlığı genelgesinden söz ediyorum. Ama aynı İçişleri Bakanı kendi muhterem annesinin cenazesinin çok yoğun katılımla kalkmasına izin vermiş, göz yummuştur. Peki bunun adalet neresindedir? Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca bile daha önceki haftalarda bir cenaze törenine katıldığı ve orada çok yoğun bir kalabalık yaşandığı için özür diledi. Ve o nedenle hafta sonunda Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesinde saklandı. Evet saklandı. Köşelerde, kıyılarda bir yerde protokol listesinde de adı yokmuş Fahrettin Bey'in. Saklanmak zorunda kaldı. Peki böyle bir kepazelik olur mu? Böyle bir sorumsuzluk olur mu? Böyle bir düşüncesizlik olur mu? İşte Sayın Fahrettin Koca mahcup ve çekingen bir şekilde orada kenarda duruyor. Protokolle de yoktu kendisi. Hatta özür dilediği için bir de fırça yediği rivayet edildi. Onu bilemem. Siyaset kulislerinde ne olup ne bittiğini. Ama yoğun bir katılımla kalkan bir cenaze töreninden söylüyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah nurlar içinde yatırsın. İçişleri Bakanı'nın muhterem annesini. Ama bu görüntüleri sergileyip ondan sonra vatandaşa dönüp hayır efendim cenazelerde 30'dan fazla kişi bulunamaz diye talimat vermek ayıptır ayıptır ve günahtır. O insanlara yazıktır. İnsanların zekalarıyla da bu şekilde alay edilmemeli. İnsanların zekalarıyla alay etmekten söz ederken, bakın koronavirüs pandemisiyle mücadelede en önemli konu başlığımızda şu sıralarda aşı. Aralığın bilmem kaçında geliyor dendi. Sonra aralığın bilmem kaçına ertelendi. Ocak dendi, geldi şu kadar 3 milyon, 5 milyon. E ondan sonra dendi ki Mayıs'a kadar tamamlarız biz bu işi. 50 artı 50 milyon Çin'den geliyor. Bir buçuk milyon da bilmem ne, Almanya'dan geliyor. İşte Pfizer, BioNTech aşısı bilmem ne. Oradan da alacağız. 50 milyon doz da buradan alacağız. Mayıs'a kadar bitiriyorduk. Bunu kim söyledi? Bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı söyledi. Başka soru işaretlerini, başka tartışmaları falan bir kenara bırakıyorum. İşte aracı firmayı da bedava alınanlara niye para verildi de o kadar verilmesi gerekiyor muydu falan onları bir kenara bırakıyorum. Aşı yok. Bakın hani demin dedim ya yaşım o sınıra yakın olduğu halde ve bir hastalığım olduğu halde ben olamıyorum diye benim gibi on binlerce insan olamıyor diye aşı yok. Yaklaşık yarım saat önce Ahmet Saltık Hoca'yı dinlerken not almışım. Türkiye'de nüfusun sadece %3.6'sına iki doz aşı yapılabilmiş. Tabii ki öncelikli olarak sağlık personeli, işte siyasetçiler, işte belli bir yaşın üstündekiler filan. iki doz aşı yapılabilen nüfusun oranı %3.6. Bu bir toplumsal bağışıklık oluşturmaktan ve bizleri korumaktan çok çok uzaklarda bir sayı hep söylüyorlar bilim insanları yüzde altmışlarda yüzde yetmişlerde olması lazım toplumun yaygın aşılanmış olması ki biz bu aşıya karşı bir korunma kalkanı oluşturabilelim yüzde üç aşı yok aşı getiremiyorlar hani hep söylüyoruz ya üç tane maskeyi dağıtamadılar diye şimdi de aşı getiremiyorlar efendim tedarikte zorluk varmış bilmiyorum. getiren nasıl getiriyor Dün akşam yine burada bizim yayınımızda Zeki Berk'in açıkladığı bazı veriler vardı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Birleşik Krallığı, Brezilya e, düzeltiyorum Brezilya değil, e, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail. Bu ülkeler yaygın, yoğun bir aşılama kampanyası yapmışlar ve vaka sayılarını önemli ölçüde düşürmüşler. Grafiklerle gösterdi burada Zeki Hoca. Resmi grafikler bunlar, uluslararası basında dolaşıyor. Demek ki isteyen bu aşıyı bulabiliyor, parasını bastırıp alabiliyor. Hani biz büyük ülkeydik, hani yedi düvele e, diz çöktürüyorduk, tir tir titretiyorduk dünyayı, İşte böyle günde belli olur büyük ülke olmak tanklara, bilmem neleri uçaklara binip başka toprakları fethetmek değildir büyük ülke olmak. Büyük ülke olmak kendi vatandaşını sağlıklı yaşatabilmektir, hayatta tutabilmektir. Bakın ölü sayısı toplam 29552. Ortalamasını çıkardım günde 80 kişiye tekabül ediyor. Söylemekten bıkmayacağım. Bir kez daha söyleyeceğim. 80 kişinin bir günde öldüğü bir ülkede yaşıyoruz. 370 gündür. 80 kişinin bir günde öldüğü bir ülkede yaşıyoruz. 370 gündür her gün 80 vatandaşımız ölüyor. Bunların ölmemesini sağlamak benim görevim değil. Ben buradan sadece bu kaygımı dile getirme durumunda bir gazeteciyim. Bunların ölmemesini sağlamak, bunların korunmasını sağlamak, aşı tedarik etmek, insanları hızlı bir şekilde aşılamak Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin görevidir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler ne yapıyorlar? Şarkılı, türkülü, halaylı sloganlı kongreler yapıyorlar. Kalabalık cenaze törenlerine zuhur ediyorlar. Bunu yapmaya hakkınız yok. Türkiye'yi iyi yönetmek zorundasınız. Bir ülkenin yöneticisinin birinci görevi, birinci görevi vatandaşını hayatta tutmaktır. Sağlıklı yaşamasını sağlamaktır. Anayasal bir görevden söz ediyorum. Anayasaya bağlılık yemini etmiş insanlara sesleniyorum buradan. Şimdi yemin derken andımız tartışması dün yine devam etti biliyorsunuz Türk'üm doğruyum çalışkanım diye ee, ve başlayan ve ne mutlu Türk'üm diye diyenet şeklinde biten öğrenci andından. 1933'te başlamış 2013 yılına kadar devam etmiş bir uygulama o yıllarda çözüm sürecinde bir kısım farklı etnik kökenden gelen vatandaşımızı rencide etmemek adına çözüm sürecine bir kolaylık sağlamak adına kaldırılmıştı o tartışmayı bir kenara koyalım. O tartışma yapılırken yani yıllar boyu 2013'ten bugüne kadar yapılırken bir de yasal mahkeme süreci yaşandı. O mahkeme sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı e, efendim tavırlar aldığı görüldü vesaire. En son olarak da Danıştay e, idari e, daireler kurulu e, genel Kurulu efendim e, iptal etmiş. İşte o başvuruyu reddetmiş. Andımızın okunmasına karşı çıkmış. Şimdi tabii bu çok kritik bir siyasi mesele olarak siyasetin önünde duruyor. Kritik derken en önemlisi de iktidarı oluşturan iki partili koalisyonun arasında iki partinin arasında bir görüş ayrılığı yaratması muhtemeldi. Nitekim dün Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı bu konuda bir bildiri yayınladı ve dedi ki bu pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlışı düzeltmelidir dedi. Çünkü Devlet Bahçeli'nin geçmişte zehir zemberek konuşmaları var biliyorsunuz. Hem meclis kürsüsünden hem de meydanlarda. Ben dedi bu ülkeyi yönetenler iktidardan düştükten sonra gideceğim. Evinin önünde Sayın Erdoğan'ı kastediyor. Evinin önünde bu andımızı öğrencilerle okutmazsam namerdim şeklinde de verilmiş sözleri var. Ve nitekim dün o duruşunu hatırlatır bir şekilde Devlet Bahçeli de tavır aldı tutar bir tavırdır bu yani görmezden duymazdan gelmedi çıktı hatırlattı onu bir şekilde ima etti fakat bir yandan da örgütüne de talimat vermiş devlet bey aman bu şey, bu konuda tartışmaya girmeyin konuşmayın hani e, AKP ile aramız bozulmasın gibilerden o da işin ayrı tarafı dün ben sosyal medyada bir paylaşım yaptım dedim ki bakın akşam saatlerinde bu hani malum yandaş yalaka yılışık besleme kanallar var ya onlar da bu AKP MHP arasında <laughs> özür dilerim bir e, şeye soğukla ya da çatışmaya neden olur mu babında bir tartışma görmeyeceksiniz dedim. Orada işte anımız niye kaldırıldı, ne oldu, ne bitti, işte Türk'üm demek doğruyum demek doğru mudur, yanlış mıdır filan onlar tartışılacak dedim ve nitekim haklı çıktım. Dün baktım bazı yandaş kanallar zaten bu konuya hiç girmediler. Korona morona durumu, durumu idare etmeye çalıştılar. Aralarında 98 8 Ahmet'in de bulunduğu CNN Türk <laughs> gibi kanallarda Efendim işte doğru mu değil mi filan tartışması ama bu MHP filan mevzuna hiç girmemeye çalıştılar. MHP'liler de gözükmedi ortada. Çünkü çıkarlarsa onlara da soru sorulacak. Efendim işte AKP ile aranız bozulacak mı filan diye. Onlar da sütre gerisinde gözükmediler etmediler. Bu tartışma bastırılmaya çalışılıyor. Ama bu tartışma bu ülkenin önemli bir tartışması. Bu sorun çözülmek zorunda. Dolayısıyla bakalım nereye evrilecek. Yandaş Yandaşmasının tavrı beni yalancı çıkarmadı. Onu da not almak lazım Efendim Suriye Savaşı'nın 10. yılı e, dün e, hatırlandı ve o konudaki e, bir dökümler e, yapıldı. işte biz de kahreti akşam haberlerinde yaptık. Mısır'la diyalog meselesi yine tartışılmaya devam edildi. Sisi hani o darbeci Firavun Sisi ile bir yakınlaşma e, beklentisi var. Girişimleri var perde arkasında ama Sisi direniyor. Diyor ki önce siz diyor benim iç işlerime karışmayacağınızı bir taahhüt edin, tavrınızı görelim filan diyor. Sisi de naza çekiyor orada. Neyse o mesele de gündemin önemli meselelerinden biri ve tabii bugün çorlu davası devam edecek çorlu toplu ulaşım katliamı davası tren kazası değil çorlu toplu ulaşım katliamı davası. 8 Temmuz 2018'de meydana gel, gelen kazada vagonların devrilmesi yani e, hasarlı bir e, ray e, döşenmesi sonucunda işte o menfezin üzerinde çöken ray sonucunda 25 vatandaşımız öldü. 317 vatandaşımız da hayatını kaybetti. E, yaralandı. 317 vatandaşımız da e, yaralandı. 25 vatandaşımızın arasında e, küçük çocuklar da var. Sadece ve sadece Onların anısına saygı gereği bu davanın bu kadar uzamaması gerekiyordu. Bir an önce sorumluların cezalandırılması gerekiyordu. Sevgili meslektaşım Mustafa Hoş başta olmak üzere pek çok gazeteci ve hukukçu bu konunun üzerine gittiler. Bilir kişi raporlarını dedik dedik ettiler. Kazada kimlerin sorumlu olduğunu açığa çıkardılar ama yargı hala bu konuda gerekeni yapmadı. Sorumlular hala elleri kolları sallayarak dolaşıyorlar ama adalet yerine e, bulması gereği hala gerçekleşmedi. Bakalım bugün Çorlu davasında neler olacak. Saatlerimiz 11.25'i gösteriyor. Şimdi gelin gazeteler gündemi nasıl yansıtmışlar ona bakalım. Evet, Cumhuriyet gazetesi manşetinde "Andımız çatlağı" diyor. Hani az önce de sözünü ettiğimiz MHP AKP arasında acaba nasıl bir geliş e, tartışma gelişecek sorusunun cevabını arıyor. Bahçeli AKP'nin de desteklediği öğrenci andı kararı için pimi çekilmiş bomba dedi. Tabi burada da benzetme çok önemli. Pimi çekilmiş bomba derken pimi kim çekti? Bu bomba nerede patlayacak? Yani neye yol açacak bu patlama? O da bir imalı gönderme gibi de algılanabilir. İktidarın çözüm sürecinde kaldırdığı öğrenci andı yeniden siyasetin gündemine girdi diyor Cumhuriyet'in haberi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun andımız kaldırılamaz kararının iptaline gecikmeli tepki gösteren Bahçeli kararın Şubat'ta alındığına ve imzalanmadığına dikkat çekti. Bahçeli bu karar hassas dönemde pimi çekilmiş bombadır dedi. Erdoğan ise andı yazanın kafa tasçı olduğunu ileri sürmüştü. Şimdi kafa tasçı olduğunu ileri süreceksiniz ama bir yandan da Mehmet Akif Ersoy'u göklere çıkartacaksınız ve Mehmet Akif Ersoy'un yani o e, İstiklal şairinin İstiklal Marşımızın yazarının şairinin Kahraman ırkıma bir bir gül ne bu şiddet bu celal sözlerini iftarlı okuyacaksınız. Kaç yerinde ırk kelimesi geçiyor? Kafa tasçılık, bilmem nesi, suçlaması getiriyorsunuz ama ondan sonra o marşı e, tabii ki milli marşımız olarak iftiharlı okuyoruz ama kalkıp andımızda bir ırkçılık, bir kafa tasçılık e, temasından söz edeceksiniz. Çelişiyorsunuz. O zaman İstiklal Marşı'nı da değiştirin ya da Kahraman ırkım diye bütün vatandaşlara marş okuttururken andımızdan da korkmayacaksınız. Bırakın çocuklarımız da sabahları okula geldiği zaman Türküm, doğruyum, çalışkanım, ne mutlu Türküm diyene diye iftarla bağırsınlar. İkisinden birini yasaklamak, ötekini yüceltmek çelişen bir tavır. Sosyolojik olarak, antropolojik olarak, siyasi olarak, felsefi olarak efendim bunlar tartışılabilir. Her düzlemde tartışırız bunu. Ama çelişmeyeceksiniz kendinizle. Bu kadar basit mesele. Al bayrak ruhu diye de bir haber var. Kulis bilgisi olarak aktarılan bir haber, bu Erdal Sağlam'ın imzasını taşıyan bir yazıyı birinci sayfaya büyük haber olarak çıkarmışlar. Bakan Elvan'ın paketini damadın hocası Arıcan tırpanladı diyor. Yani Erdal Sağlam'ın yazısını da ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağım ekonomi yazarı Cumhuriyet'in bizim de. Gündem Ekonomi programında her gün dinliyorsunuz. Görüşlerini değerli kardeşimiz Erdan Sağlam'ın iddiası şu ki Berat Albayrak'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı'nın hala bir etkisi var ekonomi yönetiminde. Ne üzerinden? Hocası e, sayın Profesör Erişah Arıcan üzerinden. Rivayet o ki Erdan Sağlam'ın kulis bilgisi olarak yazdığı rivayet o ki ee, bu Arıcan Hoca efendim e, tırpanlamış paketteki bazı unsurları bu al bayrağın tekrardan ön saflara döneceğine bir işaret olarak da algılanabilir gibi yazmış Erdal Sağlam. Hürriyet gazetesi gelin savaşı bitirelim manşetiyle çıkmış bugün. Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Savaşı'nın 10. yıl dönümünde Batı ülkelerine çağrıda bulundu. Bu iç savaşı bitirmek için gösterdiğimiz çabaya destek verin demiş. 10 yıldır sadece ölüm ve gözyaşı yaşılıyor Cepheden ilginç bir fotoğraf var. İşte cephe hattında siperde çarpışan savaşçılar var. Bir tanesi de çok ilginç bir şekilde Barcelona forması giymiş. Bakın Messi, on numaralı Messi formasıyla savaşan bir Suriyeli e, vatandaştan söz ediyoruz. Rüyasında görür kalkar döverdi diye yürek parçalayıcı bir ifade var. Malum bir dava var, çok e, meşhur bir dava. Melek İpek isminde bir hanımefendi, kocası Ramazan İpek'i öldürmekten yargılanıyor. Uzun yıllar yaşadığı dehşeti hakim karşısında böyle anlatmış. Henüz 3 aylık arkadaşken bana tecavüz edip evliliğe zorladı. Nişanlıyken görünür yerlerime vurmuyordu. Kucağımda çocuk varken beni kabloyla dövdü. Gece rüyasında benim onu terk ettiğimi görür, kalkar beni döverdi. Kardeşiyle eşinin kavgasını ayırdığım için beni ütüyle dövdü. Ütüyü sırtımda kırdı diyor. Yani şimdi e, hani e, cinayet evet suçtur da şimdi bu e, davranışlara maruz kaldığını söyleyen birisine de kulak vermek gerekiyor herhalde. Tabii ki yargı karar verecek ama dehşet verici anlatımlar bunlar. Yargılamada devam ediyor. Mevcut tedbirlerle bir süre daha devam diye dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı yeni durumla ilgili ayrıntılara yer vermiş. İstanbul'da HES yoksa çay da yok diye de bir başlık var. Fotoğrafın üzerinde bir çay ocağından çekilmiş. Ee, biliyorsunuz 15 Mart'tan itibaren yani dünden itibaren bütün bu işte yemeli içmeli yerlere kafe işte berberlere kuaför salonlarına masaj salonlarına saunalara neyse bütün hani kamunun topluca kullandığı yerlere girişte HES kodu şartı getiriliyor. Yani bir yudum çay içmek için kahvehane, kahvehaneye girecekseniz o HES kodunu göstermek zorundasınız. Aman aksatmayın. Çünkü hepimiz birbirimizin sağlığından sorumluyuz. Pandemiden söz ediyoruz çünkü. Sözcü gazetesi andımız kararı pimi çekilmiş bombadır. Danıştay yanlıştan dönmeli şeklinde Sayın Bahçeli'nin sözlerini manşete taşımış. MHP lideri Bahçeli Danıştay'a sert çıktı diyor. Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun andımızı kaldırmasını eleştiren MHP lideri Bahçeli sorumsuzca, şuursuzca dedi ve şöyle devam etti diye bu açıklamasının ayrıntılarına yer vermiş. Kralı için yas ilan ettiğimiz Suudiler Türk düşmanı oldu diyor. Hemen altındaki bir başka haberin başlığı. Ürünlerimize ambargo koydular. Şimdi de 5 Türk okulunu kapattılar. Veli Toprağ'ın haberi sözcüde. Suudilerin Türkiye düşmanlığı bitmiyor. Son olarak Mekke ve Medine'de eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 5 okulumuzu kapattılar. Türk lokantaları ve berberlerine gidilmemesi çağrısı yaptılar. Oysa Türkiye 2015'te Suudi Kralı Abdullah bin Abdülaziz öldüğünde bir günlük ulusal yas ilan etmişti. Onun yerine gelen Kral Selman bin Abdülaziz'e de devlet nişanı vermişti diyor. Ve ne yaptı o Suudiler? Geldiler bizim topraklarımızda. İstanbul'un göbeğinde cinayet işlediler ve anlatımlara bakılırsa cinayeti işledikten sonra cesedi de kıtır kıtır doğrayıp kaçırdılar ve biz onları tutamadık burada. Neymiş efendim? Diplomatik dokunulmazlıkları varmış. O davada hala devam ediyor. Gözümüzün içine baka baka o cinayeti işlediler Cemal Kaşıkçı cinayetinden söz ediyorum ve ondan sonra da çıkıp gittiler. Neymiş yargılanacaklarmış filan. Gül'ame anlatın. Kimsenin yargılandığı filan yoktur. Gidip orada kontrol edemezsin adamlara ne olduğunu. Kapalı bir rejimden söz ediyoruz neticede. Bir gün gazetesi fitre parası bile asgari ücreti geçti diyor manşetinde. İktidar milyonları sefalete mahkum ederken halka akşam pazarını öneren Diyanet'in günlük gıda harcaması üzerinden hesapladığı fitre rakamı dahi asgari ücretin üzerinde diyor. Bakın bazı verileri de alt alta sıralamış bir gün gazetesi. 9.274 TL. BİSAM'a göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. 9.274 TL. 4 kişilik ailenin beslenmesi için gereken tutar. 89 lira 37 e, kuruş. Şubatta en yüksek günlük ma maliyeti süt ürünleri oluşturdu diyor. 31.53 TL. Ve sebze meyve için gereken harcama miktarı 14 lira 23 e, kuruş diyor. Günlük paralardan söz ediyoruz. Fitre parası bile asgari ücreti geçti diyor manşetinde bir gün gazetesi. Çürümüşlüğün fotoğrafı az önce de sizlere gösterdiğimiz bir manzara. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bir cenazede kendi açıkladığı önlemler ve yaptığı uyarılarla çelişen bir kalabalığın içinde gizlenmek zorunda kalmış. Köşede bucakta yani protokol sırasında duramıyor. Bakan utanıyor çünkü. Tekrar özür dilemek zorunda kalacak. Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Bakar mısınız? Koskoca bakan. Ya inşallah kimse görmüyordur beni burada filan gibilerden bakıyor etrafa. Yazıklar olsun. Bu duruma düşürdünüz devleti. Devletin sağlık bakanı bir uyarı yapıyor. Bir önlem al, alın diyor. İnsanlara her gün Twitter üzerinden böyle matrak mesajlar gönderiyor. Aman işte böyle şey gibi e, çikletlerden çıkan fallar vardır. Böyle onlara benzer maniler gibi tweetler atıyor. Allah düşürdüğü duruma bak Sağlık Bakanı'nı. İnşallah kimse görmüyordur beni gibilerden yani utanmasa gözlerinin üzerine de maske takacak. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle yönetiliyor. Hani Sayın Kılıçdaroğlu hep diyor ya yönetemiyorlar, savruluyorlar diye. Ben buna bir tabir daha e, besteledim. Savrum savrum savruluyorlar. Hani sadece savrulmak da değil. Savrum savrum savruluyorsunuz beyler. Evrensel Gazetesi skandal itiraflar demiş manşetinde. 7 kişinin öldüğü Sakarya'daki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlaması davasında ki dün görüldü o dava. Müdür ve kimyagerin itirafları peş peşe geldi. Fabrikadaki kaçak bölümde seri barut üretimi yapılmış ve işçiler gözden çıkarılmış diyor. Patlama olacaksa burada olsun gibilerden bir açıklama da yapılmış. Patlama olacaksa Çin mahallesine yani barutun imal alanına öyle Çin mahallesi diyorlarmış. Ee, orada olsun iddiasını da doğrulamışlar. Sözde başarı vakalarda artış Evrensel'in sürmanşetten verdiği haber. Karar gazetesi fitreye de ayar geldi şeklinde bir manşet atmış. Gıda ürünlerinde enflasyon resmi rakamlara göre bile yüzde yirmi seviyesindeyken Diyanet geçen yıl 27 TL olarak açıklanan Ramazan fitresine bu yıl yalnızca bir TL ekledi. Fitre miktarının belirlenmesinde ülkedeki yoksulluk sınırının yüksek görünmemesi kaygısının etkili olduğu ileri sürüldü. Bakar mısınız? Yani dinin gereklerini bile siyasi maksatlarla mıncıklıyorlar eğip büküyorlar. Ya aman şimdi yoksulluk sınırı bilmem ne o fazla gözükmesin abi o fitreyi şöyle açıklayalım filan diye. Yani hani bizden utanmıyorsunuz bari Allah'tan korkun diyesim geliyor ama o mevzulara çok fazla aklım ermez. Ama öyle demek gerekiyor herhalde. Bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılaması gereken tutarın günlük asgari ücretin oldukça altında kalması da ayrıca eleştiri konusu oldu denilmiş. Siyasi parti liderlerinden e, fotoğraflar var yan yana kararın birinci sayfasında. Sayın Kılıçdaroğlu dün aşısını ikinci doz aşısını yaptırırken bir fotoğraf çektirmiş. Yanında da eşi birlikte aşı oluyorlar. Hani meşhur hikaye vardı ya Sayın Cumhurbaşkanı e, o zaman niye aşı oluyorsun filan dedi ya sıram geldi oluyorum. Hani olmayacaktın ya olmayacaktım demedim dedi Kemal Bey. Sıram gelince olacağım dedi. Sırası geldi oldu. E niye oluyorsun? E sıram geldi. E neden aşı yaptırıyorsun? E sıram geldi. Filan diye. Yani araba nerede? Para nerede? Fıkkasına döndü. Uygurlardan Doppalı ziyaret diye Sayın Meral Akşener'in fotoğrafı var. Uygurları kabul etmiş. Bir grup Uygur Türk'ünü kabul etmiş. Doğu Türkistan'daki Çin zulmünden kaçan Onlarla şu işte o DOPPA diye geleneksel Uygur başlığıyla bir poz vermiş Meral Hanım. Ve Deva Partisi lideri Ali Babacan da bu zihniyetle reform olmaz demiş. Bu arada vekiller gizlice aşı oldu diye de bir başlık var onu da okuyalım. Milyonlar aşı beklerken öğretmenler gibi risk gruplarına yönelik uygulama yaygınlaştırılsın çağrıları sürerken tepki çekecek gelişmeyi Deva Partili Sayın Yeneroğlu. Mustafa Yeneroğlu ifşa etmiş yaşa bakılmaksızın tüm milletvekilleri aşı oldu ama bu saklanıyor demiş. Gerçekten de eğer böyle bir gerçek varsa yani yaşına bakmadan gidip sıra atlayıp mesela benim önüme geçip kuyrukta aşı oldularsa o milletvekillerine de aldıkları yani benim vergilerimden aldıkları maaşlar haram, zehir ve zıkkım olsun. Böylesine de ağır bir beddua ediyorum. Rahmetli anneannem derdi böylesine beddualar etme oğlum bak yapma ayağına dolaşır. O riski alıyorum. Hadam zehir zıkkım olsun. Sizlere verdiğimiz maaşlar. Çünkü bunun adı utanmazlıktır. Bunun adı rezilliktir. Bu kadar açık söylüyorum bakın. Hangi milletvekili olursa olsun benim çok yakın arkadaşım dostum milletvekilleri de var. Buradan açıkça söylüyorum. Eğer hak etmedikleri halde kuyruk atlayıp aşı oldularsa Haram zıkkım olsun. Dünya Gazetesi, yeni yatırımcının halka arz iştahı tavan uçuruyor şeklinde bir manşet atmış. Burs borsaya giren 1 milyonu aşkın yeni yatırımcı halka açılan şirket hisselerini uçuruyor. Arz endeksindeki yıllık artış %500'e ulaştı denilmiş. Yeni Çağ gazetesi AKP iktidarı ile geleceğimiz de ipotek altında diye manşet atmış. 2002 yılında 387 milyar lira olan Türkiye'nin iç ve dış borçlarının toplamı 2020'de 19,5 kat rekor artış göstererek 7 trilyon 561 milyar liraya kadar yükseldi diyor. Şimdi bu borçla ilgili manşeti bir kenara koyalım. Ve bakın yani Türkiye'yi yönetenlerin nasıl borçlandıklarını az sonra size Akit gazetesinin den bir haber okuyacağım Akit'ti değil mi? Ya da hangi gazeteydi? Biraz sonra okuyacağım. Orada İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik borçlanma uyarısı var. Onu da not alarak okuyun diyeceğim. Milli Gazete el koyup satıyorlar demiş. Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda artık ev, araba, dükkan, tarla ve hatta fabrika satışa çıkarılıyor. Bankalar faiz batağına düşen vatandaşın neyi varsa el koyup haraç mezat satıyor. El koyup satıyorlar demiş bankaların işte o ipotek üzerinden insanların mallarını el koyup. Çünkü ödeyemiyor insanlar zamanında. Paldır küldür borçlandırdığınız insanları ondan sonra çöküyorsunuz mallarına, arabalarına, evlerine, işte arsalarına ondan sonra da satıyorsunuz. Yani satabiliyor musunuz onu da bilemiyorum tabii. Sabah gazetesi Ballı Rant diye manşet atmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterinden söz ediliyor. Hani ilk e, tayininde e, tartışmalar yaşanmıştı. E, Can Akın Çağlar eski bir banka yöneticisiydi. Niye onu tercih ettiniz diye Ekrem İmamoğlu'na yüklenmişti birileri. Can Akın Çağlar CHP'li İBB'de genel sekreterliğe Temmuz 2020'de atanmıştı. Şimdi bir e, evinden söz ediliyor Can Akın Çağlar Bey'in. Salacak'ta sahil yolunun yanındaki 650 metrekarelik villanın 8 odası, 3 salonu ve terası varmış. Eski sahipleri ipotekli borç alıp ödeyemediği için villa bankaya geçmişti deniliyor. Can Akın Çağlar İstanbul'un en güzel manzaralı villasını tartışmalı satışla 12 milyon liraya almış. Şimdiki değeri 80 milyon liraymış. Eğer ortada bir haksızlık, bir yolsuzluk, bir usulsüzlük, bir hak etmezlik varsa Can Akın Çağlar da manşetten değil sür manşetten eleştirilmeli. Araştırılacak tabi Can Akın Çağlar ya da İBB yönetimi bu iddialara cevap verecektir. Ama kimin nerede nasıl villa aldığı meselesini iktidar muhalefet, bütün yöneticiler, bütün milletvekilleri, bütün bakanlar, bütün işte iktidara yakın insanlar ya da gücü herhangi bir yerde... CHP'li İstanbul Belediyesi, MHP'li bilmem ne belediyesi, AKP'li bilmem ne belediyesi. Bütün önemli mevkilerdeki insanlar oturdukları konutları, villaları, konakları, köşkleri nasıl almışlar teker teker gelin dökelim masaya var mısınız? yoksunuz. Kaçarsınız onu yapmaktan biliyorum. Her zaman söylediğim bir şey. Sadece karşı cenahta birinin bir yamuğunu bulduğunuz zaman ki bunun da yamuk olup olmadığını çıkar savunurlar. Hep Aynı şeyi yapıyorsunuz. Can Akın Çağlar, bak İBB yöneticisi neymiş? 80 milyon liralık villada konakta oturuyormuş. Gelin sizin o var ya Karşı tarafta bilen bilir Kadıköy Cenahı'nda o bilmem ne konakları, bilmem ne konutları. Kimler nerelerde oturuyor, nasıl almışlar, kaça almışlar, sonradan kaç para olmuş. Teker teker var mısınız dökmeye? İktidarın en tepeli, tepelerindeki insanların yakın çeperindeki akrabaları, enişteleri, dayıları, görümceleri, yeğenleri, halaları, teyzeleri var mısınız? Teker teker inceleyelim. Kim hangi konakta oturuyor? Benim hiç öyle bir kaygım olmadığı için çok rahat konuşuyorum. Kirada oturuyorum. Kendimi bildim bile doğduğumdan beri bir ölene kadar da kirada oturacağım kesin. Hiç öyle bir sıkıntım olmadığı için, köşk konakta bilmediğim için o kadar rahat konuşuyorum. Keşke benim o cenahtaki pek çok meslektaşım da, mesela bu manşetleri atan insanlar da bu kadar rahat konuşabilse. Yeni Şafak gazetesi korona dahil paket diyor. Bir otel odasında 7 kişi aralarında ünlü markaların olduğu bazı oteller restoran, kafe ve eğlence mekanlarındaki kısıtlamaları fırsata çevirmek isterken her türlü sahtekarlığı yapıyorlarmış. Covid-19'un yayıldığı merkezler haline gelmişler. Parti yapıldığı için Bebek'teki bir oteli basan polis 23 odalı otelde 170 kişi kalıyormuş gibi gösterildiğini belirledi diyor. Şimdi ben de şunu anlamıyorum. Bakın hafta sonundan beri Bebek'teki bir otel diye geçiyor bu haberler. Niye adını vermiyoruz bu otelin? Bebek'te bir otel. Verseniz adını. Eskiden yapılırdı. Böyle otobüs firması kaza yapar. Aman kötü reklam olmasın diye ismini vermezlerdi. Bir otobüs firması filan. O uçak düşünce bir uçak firması mı diyorsun? Herkes diyor ki işte bilmem ne hava yolları filan. Otelde de böyle bir kepazelik yapılmışsa verin adını. Niye gizliyorsunuz? Kim bilir kimin otelidir orası da ondan gizliyorlar. O da işin ayrı tarafı. Gazeteciliğin de böyle şeyleri vardır, çakallıkları. Bir otel, bir firma, bir market zinciri. Niye vermiyorsun adını kardeşim? Versene. Neden korkuyorsun? Niye çekiniyorsun? Babanın oğlu mu? Ya da babanın oğluysa girme o toplara. Gazetecilik yapma. Git başka iş yap. Limon sat mesela. Akşam gazetesi harita değişmedi diyor. Yalan. Harita değişti, bal gibi değişti ama gizliyorsunuz. Yalan haberi teşhir ediyorum. Bakın, Akşam gazetesinin bugün manşetinde böyle bir yalan haber var. Harita değişmedi diyor. Harita bal gibi değişti. Yalan söylüyorsunuz. Yalan haber veriyorsunuz millete. O harita değişti, renkler de değişti ama milletten gizliyorsunuz bu haberi. Yalancısınız. Buradan açıkça itham ediyorum. Milleti kandırıyorsunuz, ahlaksızlık ediyorsunuz. Bunun adı gazetecilik değil. Türkiye gazetesi PKK'ya isim kamuflajı diyor manşetinde. Tabela oyunu Sincarda. Özel haber. Yılmaz Bilgen imzalı Türkiye muhabiri. Sincara giden Irak Genelkurmay Başkanı Abdül e, Abdül Emir ya... Süre bittiği halde şehri terk etmeyen PKK'larla görüşmüş. Milliyet gazetesi son karar vatandaşın diyor. Kontrollü normal kararları 81 ilde aynen sürecek. Hükümet vaka artışlarını ve uygulamaları takip edecek. Artış sürerse yeni kararlar gelecek. Şimdi bakın şu e, birinci sayfa şu manşet haber Türkiye'nin nasıl yönetildiğini ya da nasıl yönetilemediğini resmidir. Böyle bir poster şeklinde resmidir. Ne dediler bize? 2 Mart günü bu harita 15 günde bir güncellenecek. Vaka sayılarına göre yeni renk kodlarıyla açıklanacak. Dün karşımızda yine bu haritayı bulduk. Daha doğrusu bu sabah kalktık. Aynı harita devam ediyor. Vakalar patlamış. Ölümler devam ediyor. Aşı yapılamıyor. Her tarafta vahim gelişmeler var. Mütant virüs her tarafı hızla yayılmış. Ama hala diyorsunuz ki renkler aynı. Yalanınızı seveyim diyeceğim. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Anlayan ne istiyorsa anlasın. Posta gazetesi. Neden katil oldum? diyor manşetinde işte o az önce de bir başka gazeteden okuduğumuz e, e, Melek İpek isimli hanımefendinin ki kocasını öldürmekten yargılanıyor onun e, tüyler ürpertici anlatımlarına yer vermiş. Yeni Akit gazetesi Kosova yönetimi sırtımızdan hançerledi diyor. Kudüs'te İsrail'de e, Kudüs'te elçilik açmışlar Kosovalılar ve tabii Türkiye'yi sırtından hançerlemişler. Yeni Akite bakılırsa. Tıp bayramında doktora haciz diye bir başlık var. İşte Türk Tabipleri Birliği'nin gerçek yüzü bu. Deniyor. Ne yapmışlar Türk Tabipleri Birliği? Ee, başkanlığını PKK sevicisi Şebnem Korur Fincancı'nı yaptı. Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı Bursa Tabip Odası pandemi şartları sebebiyle aidatını ödeyemeyen göz doktoru Üzeyir Özlük'e hem de tıp bayramında haciz gönderdi diyor. Merak ediyorum bu e, dok doktorluk aidatı neymiş o da aidatı 1129 liralık borcuna dahi tahammül edemeyerek haciz gönderdi 1129 liralık aidatını ödemeyen insana da ne yapacaklardı onu da anlamış değilim aydınlık gazetesi istikbale giden yolda yol arkadaşıyız diye manşet atmış tbmm başkanı Mustafa Şentop'un sözleriyle efendim mecliste düzenlenen 16 Mart 1921 Moskova anlaşmasının 100. yıl dönümü evet bugün öyle bir önemli e, antlaşmanın yıl dönümü e, onunla ilgili Mustafa Şentop'un demecini e, manşet yapmış bir de gazete pencerenin manşetine bakalım e, gazete pencerenin manşeti de... Evet geldi Türkiye 3 maymunu oynuyor diye bir manşet var. Bir de andımız gerilimi diye Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki tavrının AKP ile arasında bir gerilim oluşturabileceği ihtimali üzerinden de gazete pencere o manşeti atmış. Saatlerimiz 11.49'u gösteriyor. Medya terapiye kısa bir ara verelim. Daha sonra KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiye devam edeceğiz. Müzik Saatler 11.51'i gösteriyor. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınını seyrediyor ve dinliyorsunuz. Medya terapiye devam ediyoruz. Neyle? Ekranlardan seçtiklerimizle. Evet bu ekranlarda işte böyle aile içi anlaşmazlıklar, evliliklerdeki sorunlar vesaire o, tü, o temalı bazı programlar var. Biliyorsunuz işte Star Show, ATV gibi kanallarda genellikle de aynı kuşaklarda birbirleriyle rekabet eden ama bayağı işte hani gündüz evde oturan kitlenin çok rağbet ettiği programlar var. Yüksek reytingli programlar. Bunlardan biri hatta belki de en ünlülerinden biri ATV televizyonu yayınlanan Esra Erol'da. Programı Orada akıl almaz öyküler zaman zaman e, sergileniyor ve işte o aile içi anlaşmazlıklar, kavgalar ekrana taşınıyor. Heyecanlı anlar böyle yüksek atmosferde filan yüksek basınçta anlar ve tabi bunlar da işte onun üzerinden magazin sayfalarına ve sosyal medyaya haber oluyor. Esra da programında herkesin çok konuştuğu ben de dün e, fark ettim sosyal medyada bir hadise yaşanmış gelin bakın o hadiseye bir kulak verelim sen bir kuma al diye. Ee, bir kuma getir. Bizim iki evimiz var. Birinde ben yaşarım. Sen de o bulduğun kumayla sen yaşarsın diye sen teklifte bulundun mu? Evet. O mu sana ilk başta bu teklifi getirdi sen mi söyledin? Ben, ben her zaman diyordum çünkü çocuğum olmuyor diye diyordum. Ama çocuğun olmaması bir kusur değil ki. Sen niye bunu kusur olarak görüyorsun? Kadınlara göre kusur oluyor ama. Peki ee, kuma olması yani kuma getirmesini istemek de çok üzücü. Ne olacaktı yani sen bilecektin öbür eve gidecekti o başka bir kadınla yeni bir hayat mı kuracaktı kendine? Kurabilir. Sen bunu kendine layık görüyor musun? Niye kendini o kadar değersizleştiriyorsun? Niye o önceki telefonla yakalanmamda da söyledi bana. Dünya lafını aktardı bana. Bak o zaman da yok. affedersiniz de. Burada anlatamayacağım şeyler de var benim o zaman halimle. Ha, ya yakalandığınız için ona o mu kusurlu? Söyle. Yapan değil yakalandı, yakaladığı için o mu kusurlu 10 yıl önce? Hayır önceydi. tabii ki o kadar. Ha. Ben, hayır bak sizin de her e, lafınıza şok oluyorum. 10 yıl önce sizi yakaladı, hakaret mi etti size? Hakaretten kalmadı hani? Ha. Uylu, uyguladım, şiddet uyguladım. Hı? Şiddet uyguladım, uygulama demiyorum. 10 yıl önce, 10 yıl sonra, 10 yıla kadar neredeydin hanım? On yıl En, en de... büyük boşanma sebebi. Evet. Şimdi belki çok gülecek bir şey yok bunda ama... ...şimdi... Ee bununla böyle ne filmler çekilir. Mesela bir tane şöyle film çekebilsin. Ve Ayşe ve Hakkı ve İsmail. Arada başka karakterler filan da var da. Diyor ki hanımefendi ya diyor sevgilimle konuşurken diyor İsmail şey yaptı yakaladı diyor bozuldu diyor. Ya İsmail <laughs> niye, niye bozuluyorsun? Kadın sevgilisiyle konuşuyormuş. Bunda ne var filan mı diyeceğiz yani. Fakat Esra Erol'un da sorgulaması harika bir şey. Ya sen nasıl yaparsın? Bir tane de kadın cihazında verdiği cevaplar. Yani böylesine anlaşılmaz örgüler, kurgular içinde ne senaryolar var oralarda. Bir kere ben de işsiz olduğum bir dönemde evde şöyle bir 10 saniye, 15 saniye falan izlemeye çalıştım. İşin içinden çıkamamıştım. Ne Hakkı'lar, ne Ayşe'ler, ne Fatma'lar, ne İsmail'ler, ne bilmem neler var orada. Enteresan bir kuşak. E, hani vakti olmayınca insan böyle kafa boşaltmak için, kendini resetlemek için dinleyebilir. Böyle de şeyler oluyor dünyada ama her evde bir roman var derler ya işte o romanlardan bir tanesi. Saatimiz 11.55'i gösterirken şimdi gelin köşe hesaplarına bakalım. Cumhuriyet gazetesinde ikinci sayfada... Bugün iki konuk yazar var, iki ünlü isim. O iki konuk yazarın da ortaklaşa yazdığı bir konu var. Az önce de aydınlık gazetesinin manşetinde vardı ya 16 Mart 1921'de imzalanan antlaşma var. Yani bu Moskova antlaşması. Ama ilginç bir şekilde o antlaşmanın metnine 16 Mart 1921 tarihi atılmış. Avukat Hüseyin Özbek, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı. Bu konuyu yazmış Moskova Antlaşması'nı. Diplomasinin kalemi süngüdür, askeri zafer diplomatik zaferle tamamlanır üst başlığıyla. Ve diyor ki Hüseyin Özbek, 18 Mart 1921'de imzalanan antlaşmanın altına 16 Mart 1921 tarihinin atılmasındaki incelik diplomasi tarihimizin bir onur belgesi olarak kaydedilmelidir. Niye? şu gerekçeyle diyor Hüseyin Özbek. İstanbul'un emperyalist güçlerce 16 Mart 1920'de işgaline yıl dönümünde çok anlamlı bir cevap olarak düşünülmüştür diyor. Hatırlayın İstanbul iki kez işgal edilmişti. Bir tanesi Kasım 1918'de ikinci işgali de 16 Mart 1920'dir. İşte Moskova Antlaşması emperyalist işgalcilere karşı verilen bir cevap. ...bir diplomatik incelikle 16 Mart 1921'de bu antlaşma imzalanıyor. Aynı konuda yazan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Dış Politika Başdanışmanı... ...emekli ülkelçi Sayın Ünal Çeviköz de yine bu 16 Mart 1921'i anarken başlığıyla yazmış... ...27. dönem İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz diyor ki üzerinden 100 yılda geçse... Uzun müzakereler sonunda imzalanan Moskova Antlaşması 29 Ekim 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli dayanak ve güvence belgelerinden biridir demiş. Türkiye-Rusya Dostluk ve Barış Antlaşması bugün iki devlet arasındaki barışçı ve karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerin temel dayanağını oluşturur. Rusya Çarlığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında tarih boyunca sık rastlanan savaşlardan sonra kurulan bu mutabakatın arkasında Atatürk'ün olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır demiş. Bakın 16 Mart 1920 İstanbul işgaline bir anlamlı cevap olarak değerlendirilen bir antlaşmadan söz ediyoruz. O diplomasi zaferinde yani arkasında süngü olan diplomasi zaferinde emeği olan katkısı olan bütün kurucu büyüklerimizde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yüce önderimiz olmak üzere minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Özdemir İnce ateistler salgını fırsata çeviriyor diye bir yazı yazmış bugünkü köşesinde. Ali Sirmen viski döndü diyor. Viski nereden tekrardan gündeme geldi? Viskici teyze laflarıyla geldi. Hani bir hanımefendi e, çocuğuma yiyecek alamıyorum, süt alamıyorum diye serzenişte bulununca o hanımefendinin geçmişte viski içerken bir sofrada fotoğrafını buldular. Ee, viskici teyzeye bak hem viski içiyor hem de yoksulluk edebiyatı yapıyor diye başta 98 Ahmet olmak üzere Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Fırıldak 98 Ahmet olmak üzere bunun üzerine atlamış tepinmişlerdi. Şimdi bakın diyor ki Ali Silmen çok özlemiştik onu viskiden söz ediyor. Kekremsi tadını, kalitesini yarısı yansıtan kokusunu İskoçya ve İngiltere'de viski tadıcı eksperlere büyük burun dendiğine ve malt viskilerin nasıl hangi fıçılardan harmanlanacağına karar verirken bu uzmanların daha çok koklayarak hüküm verdiklerini bilir miydiniz diyor. Neyse AKP iktidar olalı beri alkollü içki fiyatlarına yaptığı zam yüzünden orta direğin değil artık varsılların bile yanına yaklaşamadığı bir içecekten söz ediyor. <laughs> ve diyor ki işte o Yıldız Hanım e, viskici Yıldız <laughs> te teyze dedikleri. 2006 600 lira emekli maaşı alıyorum o da kredi borcum çıkınca 1650 lira oluyor geçinemiyorum diye kameralar önünde yakınması ve hürriyetin genel yayın müdürü Ahmet Hakan'ın viskici Yıldız Hanım'ın viski içerken çekilmiş fotoğrafını yayınlaması üzerine Çetin Altan'ın viskisi e, olgusu yeniden ...gündeme geldi. Merak ediyorum... ...Yıldız Hanım'ın viski içmesi... ...Türkiye'nin gerçeklerini değiştiriyor mu? Yıldız Hanım'ın bir gün evinde ya da... ...misafirlikte ikram edilen viski içmesi... ...Türkiye'deki emeklilerin... ...koşullarını değiştiriyor mu? Emekçi derdini dinletmek için illa... ...çöp kamyonundan çimlenip mavi ismi mu... ...içmeli? diye sormuş. İşte hala Çetin Altan'ın viskisine... ...takılıp kalmışız. Aradan geçen... ...bunca yıl sonra bakıyorum da... ...hiçbir şey değişmemiş diyor... Ali Sirmen Üstadımız bugünkü Cumhuriyet'teki yazısında. Cumhuriyet'te aynı sayfada e, Cumhuriyet'in karikatüristlerinden, çizerlerinden Zafer Temoçi'nin de bir karikatürü var. Orada bir telefon kulübesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı resmetmiş. Erdoğan'dan sürpriz telefon hamlesi diye bir e, başlık atmış karikatüre. Bop. E, giysisi içinde hani var ya o süpermenin telefon kulübesinde giysi değiştirme yani böyle bir harekata başlayacakken bir e, tavır alacakken o da çıkartıyor ceketini altından da bob o süpermen giysisini bob giysisi diye e, çizmiş zafer. Temuçin bugünkü karikatüründe. Orhan Bursalı yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı diye yazmış bugünkü köşe yazısında. Mustafa Öztürk hocadan bahseden bir yazı bu. Profesör Doktor Mustafa Öztürk biliyorsunuz ilahiyattan e, ilahiyat fakültesinden gönderilmişti. yerine başka atama yapılmıştı. Dün de memleketi terk ettiğini açıkladı Mustafa Öztürk. Anlamlı bir bildiri de yayınlayarak. Mustafa Öztürk diyor ki o demecinde yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim. Göçen sadece o mu diye sormuş Orhan Bursalı. Gençlerimiz en iyileri ve seçkinleri hadi eyvallah bile demeden arkalarına bile bakmadan göçüp gidiyorlar. Yurt sevgisini bile insanların yüreklerinden söküp alan bir rejim iş başında diye yazmış bugünkü cumhuriyette. Gülal Kalkan denen adalarda atlı faytonu biz kaldırdık iddiasında bulunanlar tüm Türkiye'de niye kaldırmıyor demiş. Gerçekten atlara yapılan zulmü de verecek altına alan bir yazı. Erdal Sağlam birinci sayfada da haber olarak da anons edilmişti. Bugünkü köşesinde Cumhuriyet'te ekonomik reform paketini kim tırpanladı diye bir soru ortaya atıyor. Bir kulis bilgisine dayanarak bugün Erdal Sağlam şunları yazmış. Açıklanan ekonomik reformların bakan Lütfi Elvan ve ekibinin hazırladığı şekliyle çıkmadığı Cumhurbaşkanlığında hem başlıklar hem de içerik olarak önemli değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor. Bu değişikliklerde Berat Albayrak'ın hocası Profesör Erişah Arıcan'ın isminin öne çıkması ise değişikliklerin anlamını tartışmalı hale getiriyor demiş. Ve yazısının sonunda da diyor ki Erdal Sağlam reform paketi konusunda Erişe Arıca'nın öne çıkması <laughs> bürokratların bile duyacağı bir yöntemle itirazlarını dile getirmesi Berat Albayrak'ın öne çıkarılan hocası kanalıyla etkisini sürdürdüğü söylentilerine neden oluyor. Özetle anlayış aynıysa, kural ve kurumlar esas alınmıyorsa kişileri değiştirmek fazla bir şey değiştirmiyor. Zaman uzatılsa da gidişat değiştirilemiyor diye yazmış. Hürriyet gazetesinin yazarlarına bakalım. Hürriyet'te Latif Demirci'nin karikatürü, karikatürüyle başlayalım. Bir masa, bir sofra. insanlar herhalde gelecekten bir görüntü bu. İnsanlar ee korona dönemi anılarını paylaşıyorlar birbirleriyle neşeli bir sohbete bir tanesi diyor ki ocak ortalarıydı galiba bir kısıt günü evdeyim kapı çaldı açtım bizim kurye Hayır bir şey de istememişim diyor. öteksi diyor ki abi benim e, var bir kurye hikayesi dur sen anlat da diyor. Para üstü şey mi çok komik ya diyor öteksi Bir başkası da hiç maskeyi unutup çıkan oldu mu dışarı diye eski günleri ya da korona günlerini e, yad ediyorlar. E, dileriz o günler bir an önce gelir de bugünlerde tabii ki çok acı öyküler de var. Ama böyle matrak öyküler de var. Hepimizin birbirlerini an birbirimize anlatacağımız e, çocuklarımızın da torunlarımıza anlatacağımız anlatacağı e, öyküler var Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan dünkü bu Enver Aysever haberini sürdürmüş biliyorsunuz işte e, gazeteci e, kardeşimiz Cumhuriyet Gazetesi yazarı e, gazeteci yazar Enver Aysever'in e, İzmir Belediyesi ile yaptığı bir iş daha doğrusu işte bir eğitim e, faaliyeti karşılığında aldığı söylenen para. O konuda rivayet muhtelif işte 238 bin lira deniyor. Dün Tunç Soyer bir açıklama yaptı. O kadar değil dedi ama iptal ettik ihaleyi filan dedi. Tunç Soyer'in de açıklamaları vardı. Ve Tunç Soyer açıklamalarının bir yerinde ya da işte bir yerde konuşurken işte Finlandiya hükümeti e, Finlandiya'dan söz etmiş. E, diyor ki Ahmet Hakan. ...Tunç Soyer'i severim... İşte, e, ...ön yargım yok varsa da e, pozitiftir diyor... ...fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever'e... ...verdiği ihale konusunu izah ederken... ...sergilediği tavrı... ...hiç de beğenmedim... ...üç argümanı vardı diyor... ...bir, Enver'i sevmeyenlerin yaptıkları karalama... ...iki, galiba verdiğimiz para 90 lira... ...üç... ...Finlandiya eğitime ne kadar para harcıyor... ...siz biliyor musunuz... ...demiş Tunç Başkan... ...diyor ki... Ahmet Hakan. Finlandiya ile Enver Aysever'in aynı cümle içinde kullanılması karşısında Finlandiya hükümeti İzmir Belediyesi'ne nota verebilir. Başkan Soyer bu üç argümanı dile getirdikten sonra eleştirilere kayıtsız kalamazdık diyerek ihalenin iptal edildiğini kamuoyuna açıkladı. E ne oldu şimdi? Enver'i sevmeyenler mi kazanmış oldu? Neyse, neyse biz hem Finlandiya hem de kamu parası kurtulmuş oldu diyerek avunalım diye meseleyi yuvarlayıp geçiştirmeye çalışıyor 98 Ahmet. Bakın 98, 9-8 Ahmet niye diyoruz buna? Bunun için diyoruz. Şimdi Enver Aysever nasıl bir ilişkiye girmiştir? Ne yapmıştır? Ne etmiştir? Tunç Soyer dün açıklamasını yapmıştır. Duyurmuştur ve iptal ettim demiştir. Şimdi bundan sonra yapılacak şey Tunç Soyer'e şapka çıkarmaktır. Yani işte meseleye bir şey yapmıştır. Müdahale etmiştir. Enver Aysever'in de açıklamaları var faturaları ibraz ediyor. O da diyor ki hayır aldığım para bu kadar değil abartılıyor. Bir de işte o başka firmaların isminden bahsedilmiş. Onları da tanımam etmem filan diyor. Enver Aysever de açıklamasını yapıyor. Ha bu tür ilişkilere girmek doğruydu. Yanlıştı. Gazeteci belediyecilerle böyle iş yapar mı eder mi? O işin ayrı bir tarafı. Ama dün yaptığım çağrıyı buradan bir kez daha yapıyorum. 98 Ahmet'e ve yandaş medyanın bu konunun üzerinde tepinen gazetecilerine ya da yazarlarına. Gelin sizin ayıp olarak nitelendirdiğiniz bu tür ilişkilere kimler girmiş, senin cenahından kimler girmiş, ötekinin partisinden kimler girmiş, falanca belediyeyle kim ne işler yapmış teker teker dökümünü alalım ve hem ticari e, bazda yani ne yanlış ne doğru hem de gazetecilik etiği açısından eşit teraziye koyup eleştirelim, tartalım. Hürriyet gazetesinde neler yapılmış, neler yapılmamış. Sen mesela 98 Ahmet firmaların e, kesesinden yiyip içip gidip bedava ikramlar kabul edip ya da senin yazarların reklam amaçlı ürün tanıtımı yapıp neler almışsınız? Onlara da girelim mi? Girelim mi? Hadi beraber girelim. Ben yaparım canım deyip işin içinden çıkabilir misin? Senin yazarların, senin bilgin dahilinde hatta kendin köşende ürün tanıtımı yapıp da hanut denilen şekilde malı götürmüş müsünüz, götürmemiş misiniz? Bunları da teker teker yazalım mı? Kim gazeteci kisvesi altında ticari ilişkilere girmişse kendisine bir menfaat sağlamışsa bu bugün gittiğim bir restoranda yediğin avanta yemek olur. Gittiğin falanca meyhanede içtiğin avanta içki olur. Aldığın bir kol saati olur, aldığın bir çanta olur ya da başka bir şey olur. Bunların hepsinin teker teker dökümünü yapalım mı? Yandaş medyada ya da başka medyada. Hepsini senin masanın üzerine yargılayalım mı? Var mısınız? Buna gelmezsiniz biliyorum. Aldımsa aldım dersiniz ama Enver Aysever ya da başka birisi senin karşı cenahında olduğu için alt tüfeği alnından vur. Yok öyle ya ama. Hepsini eşit eleştireceğiz. Hepsini eşit eleştireceğiz. Ve hiçbirini de gizlemeye çalışmayacağız. Bak ben burada yarım saattir Enver Aysever'in ismini zikrederek ki eski dostumdur, meslektaşımdır, aynı gazetenin de yazarıyız. Korumaya çalışmıyorum. Neyse diyorum izah etsin çıksın ve kamuoyunu tatmin etsin. İkna etsin. Sen yapmazsın bunu işte. O yüzden sana hoplak, zıplak, oynak, kıvrak ve 9-8 Ahmet sıfatını yakıştırıyoruz. Hem de ağız dolusu. Bu kadar da basit bu iş. Bak Ünal aldı mesajı. Şey Erol aldı mesajı veriyor. Ver Erol. Ver. Ya, hak ettin çalıyoruz ne yapalım. Bu çocuk olmasa biz ne yapardık ya böyle asık suratlı siyasi ağır böyle şey mevzularla program doldurmaya çalışacaktık ama ne zamanki Ahmet giriyor devreye başlıyoruz roman havası çalmaya verer ol ver ver bir davet. Plak mı kırıldı? <laughs> Neyse tamam kalsın. Yarın sabah saklayalım hevesimizi. Sedat Ergin. Tablo kaygı verici. Vaka sayısında yılın başına döndük bile. Plak mı kırıldı diye de yaşım ortaya çıktı Allah. <laughs> Sedat Ergin dünkü e, vaka sayılarını daha doğrusu e, aylara göre vaka sayılarını haftalık dilimler halinde yayınlamış ve kaygı verici e, tabloyu yazmış bugünkü köşesinde. Abdülkadir Selvi İyi Parti Millet İttifakında kalacak mı yoksa üçüncü bir ittifak mı kuracak sorusunun cevabını arıyor. İyi Parti masada her türlü seçenek var gibi bir söylem den bahsediyor İyi Parti'nin ağzında ama masada her türlü seçenek var diye ekleme ihtiyacı hissediyorlar. İyi Parti hem Millet İttifakı içinde elini güçlendirmek hem de CHP'ye karşı alternatifsiz kalmamak için üçüncü ittifaka karşı kapıları kapatmıyormuş ama İbre Millet İttifakı'ndan yanaymış. Yani diyor ki biz bunları ayrıştırmaya bölmeye çalışıyoruz ama bir türlü beceremiyoruz ama ah keşke diyor bir üçüncü ittifak yaratsak da karşı cepheyi bölsek falan diyor. Yani bakar mısın e, gazeteciyim deyip bir yandan da böyle cumhur ittifakının kurmayları gibi filan davranan tipler bunlar. İyi de nerelere düştü gazetecilik? Bir de kadın milletvekili PKK'nın kadınlarını yazmış. AK Parti kahramanmaraş milletvekili Habibe Öcal böyle bir e, kitap yazmış. PKK terörü ve kadın e, başlığıyla. Hande Fırat da bugün Biden'a açık çağrı e, başlığıyla bir yazı yazmış. Orada da bazı işte temaslardan söz ediyor. Yani hani Biden telefon edip teşekkür etmedi ya o telefon hala bir türlü gelmedi ama başka düzeylerde temaslar sürüyormuş. Mesela Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Direktörü Amanda Sloat geçtiğimiz günlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirmişler. İbrahim Kalın'la işte başka düzeylerde sürüyormuş ama hani o telefon bir türlü gelmedi o da e, efendim bir e, not olarak kenarda duruyor Mansur yavaş dokunulmaz mı diye bir yazısı var. Yalçın Bayer'in Yalçın Bayer'de Mansur Yavaş'la ilgili bir iddiayı ortaya atmış Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 8 aydır CHP grubuna gelmiyormuş yani CHP meclis grubuna gelmiyormuş işte meclis üyeleri toplanıp Mansur Yavaş'a gidiyorlarmış orada konuşuyorlarmış ama CHP grubuna gelmiyormuş yani tenezzül etmiyormuş demeye getiriyor bu iddiaları Yalçın Bayer'e aktaranlar siz karışmayın Mansur Bey doğru bildiğini yapar demiş Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu konuda şikayette bulunmuşlar bir nevi dokunulmazlığı var Mansur Yavaş'ın demiş. O bilgiyi aktaran Okur Yalçın Bey'e de demiş ki: "Mansur Bey CHP'lilerin oylarıyla seçilmedi mi? Hiç itibarımız yok. Hiçbir şekilde fikirlerimiz sorulmuyor. CHP'li neredeyse bürokrat yok. Bir laf vardır. Harman bizim ama ekinin tamamını başkası alıyor." diye böyle tartışmalar var. Bu pek çok başka belediyede de var. Yani işte CHP'liler istiyorlar ki ya da işte hangi partinin denetimindeyse sadece kendileri dinlensin istiyorlar. Sözcü gazetesi gazetesine de bakalım Sözcü gazetesinde İsmail Saymaz bir elle Rabia diğer diğeriyle merhaba e, diye yazmış. İşte bu e, Mısır yönetimiyle Sisi ile Sisi yönetimiyle diyalog meselesi hani hem bir yandan ihvancılık Rabiacılık oynuyorlar bir yandan da Sisi'ye el sallıyorlar demeye getirmiş. Emin Çöleşan ekonomik reformları daha çok bekleriz diyor. Göstermelik paketi cuma günü açıkladılar. Cumartesi günü kendi gazetelerinde son tantanası yapıldı. İş bitti paket şimdiden unutuldu gitti demiş. Yılmaz Özdil ile Sözcü gazetesindeki e, arka sayfada ne mutlu Türk'üm diyene diye çok geniş bir alana büyük bir yazı yazmış. İşte bu andımız meselesini ve işte o, anayasal vatandaşlık efendim işte malum tartışma Alman'a Alman diyor Rus'a Rus diyor İngiliz'e İngiliz, e, İngiliz Fransız'a Fransız diyor ama Türkiye Türk diyemiyor demiş ve andımıza yönelik husumetin kinin nefretin kinin nefretin sebebi gayet açıktır demiş Yılmaz Özdil. Andımız okutulan milli eğitim sistemi Reşit Galipler gibi yani andımızın metnini kaleme alan Reşit galibi anlatıyor. Reşit Galip gibi yurtsever, özgür karakterli özgüvenli, mücadeleci, toplumcu sorumluluk duygusuna sahip ilerici, insan odaklı evlatlar yetiştirmeyi amaçlar andımız bölücü, tarikatçı, cemaatçi, zır cahil nesillerin panzehridir diye de eklemiş. Saatlerimiz böylelikle 12-15'e geldi bile. Ve bugünlük de medya terapiye burada nokta koyuyoruz. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınındaydınız. Yarın sabah yine saat 11'de medya terapide burada buluşalım. Akşam da 18.30'daki KRT Akşam Haberleri randevumuza bekleriz. Hoşçakalın.